Selamlar millet, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız iyiyim. Şimdilik bir merhaba merhaba serisiyle RimWorld'a merhaba diyeceğiz. Merhaba merhaba derken bakalım yeni bir şeye başlayalım. Bu arada oyunun Türkçesi var. Biraz böyle şey, yarım yamalak. Ama hiç olmamasından iyidir. Peristin Architect'i biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bu RimWorld'un oyun motorunu mu ne satın alıyorlar. O sayede Prison Architect'i yapıyorlar. Bu oyunu o yüzden de bir çekmek istedim. Şimdi zorunlu iniş standardı. Klasik RimWorld deneyimi diyor. Bence bu çok kolay. Yani bayağı bir kolay. 5 kayıp kabile insanı. Zor diyor ama bu da çok kolay bence. Ki 5 kişinin olması acayip bir şey. Fakir teknolojisiz başlayacaksınız diyor. Bu zor bir senaryo diyor. Yani insan gücünden bahsetmiyor ama. Mesela ilk birkaç gün siz ev yapana kadar burada zaten evleri yapmış oluyorsunuz. Zengin kaşif. Bunun avantajlarından biri zengin. Onun dışında zengin. Bir de zengin. Parayı seven adamı severim. Bunda başlayabiliriz. Bir de çıplak vahşet var. Çıplak bir şekilde başlıyorsunuz. Başladıktan sonra işte o da iyiymiş. Aşırı zor ve acımasız diyor. Yani save load yapa yapa baya şey yaptığım oldu ama. Ben genelde bunda oynuyordum. Ama bir tık kolay olsun diye zengin kaşif ile başlayacağım. Şimdi burada bizim zorluk seviyemiz var. Bu abla kademeli kademeli gidiyor. Abi random bullshit diyor. O ablayı hiç hatırlamıyorum. Hep bunda oynuyorum zaten. Şimdi şu standart diye biliyorum. O yüzden standart alıyorum. Tamam, bu normal. Normali geçtikten sonra ne ablayı seçtik ya. Yeniden yüklenebilir ya. Şey yapmayalım. Yeniden yüklenebilir olması öldüğümüz zaman save load yapmamızı sağlayacak. Şuralar yeni gelmiş. Güncellemeden sonra büyük ihtimalle. O yüzden fazla ellemeyeceğim. Şimdi çekirdeğimiz yani bu aslında seed. Dünyanın oluşturulma kodu. Buraya ne yazalım? Para. Oluşturalım bakalım dünyamız nasıl bir şey olacak. Ben de hiçbir DLC'si yok. Zaten oyuna zamanla 50 lira vermiştim. Daha da fazlasını veremem. Şimdi bu bizim dünyamız. Yani biliyorsunuz ki dünya düzdür. Bunlar biraz yalan. Şimdi çok fazla oyunun anlatılacak detayı var. Yani şöyle diyeyim. Yollara yakın olursanız bize şu elemanlar bizde düşman. Bu elemanlar tarafsız. Arkadaş oluruz onlarla, sıkıntı yok. Bu da düşman. Bu da düşman. Buraya kurulmamız mantıksız. Bir tane dost için 3 düşmanın arasına girmek bir tık sıkıntı olur. Düşman. Tarafsız. Tarafsız. Düşman. Tüh be. Şu da galiba şeydi. Uzaylı mıydı bu? Ha, %100 düşman diyor. Mesela random bullshit deyip bir yere de başlayabiliriz aslında. Ha bak şurası güzel. Kervan mervan oluşturursak. Şimdi kayalık bir yerde mi başlayacağız? Düz bir yerde mi başlayacağız? Şimdi bunun şeyi var. Mesela şöyle bir bakalım gezegene. Pardon, araziye. Diyor ki büyüme periyodu. 40 ile 60 gün arasında bir büyüme periyodu varmış. Genelde böyle iklimleri sevmiyorum. Böyle tıklaya tıklaya şey bir yer arıyorum. Yıl boyunca. Aynen. Ekvatora yakın bölgeler. Genelde böyle oluyor. Şu dost mu? Dost mu? Tamam. Şimdi bu çevreler bizim için 10 numara. Çok fazla kış olmuyor. Çok az böyle kayalığı olan bir yerde başlayabiliriz. Şurayı gibi. Kalker granit kumaş, şey, kum taşı, kumaş nereden çıktı? Ha, mermer var, tamam, buraya yerleşebiliriz. Saat dilimi -1.
Yılbaşına bir tane falan salgınınız oluyor diyor. Hayvanlar var, berileriniz var. Falan filan. Tamam, burası uygun bir yer. Şimdi burada da bizim elemanımızın özelliklerini seçeceğiz. Basitinden inşasının olması bizi kurtaracaktır. Onun dışında nişancılığının iyi olması lazım. Diğer türlü bizim ağzımıza vururlar. Bize nişancı, madenci, tarımcı ne varsa hepsinden yani böyle. Bakalım, madencisi var, nişancılığı kötü. Nişancılığı iyi, inşaatı iyi. Sanatı da var, kültürü de var. Aslında bu araştırmaydı, ne oldu ama. Tıpı hiç yok. Aslında bir şekilde hallederiz. Şimdi buna bir isim verelim. Olsun. Jack olsun. Hatta şöyle olsun. Jack. İnsanların seslendiği ismi, yani bu şey gibi. Lakap gibi bir şey. Jack. Ne bileyim. Jack kalsın ismi. Soyadı da. Jack Manuel. Tamam. Başlayalım. Haritamız oluşsun. Bu arada bu oyuna başlarsanız bayağı bir saatinizi gömebilirsiniz. Şu an kayıtlarda ne kadarım varmış? Toplamda 186 saatim varmış Steam üstünde gözüken. Şimdi ben bir müzik ortam sesi, oyun sesini kısacağım. Öğreticiyi kapatacağım. Tamam. Şimdi bizle birlikte gelen bazı şeyler var. Senaryo seçtiğimiz zaman. Yardımcı malzeme var. Onları ben genel olarak böyle ekranda uzaklaşıp çift tıklayıp F'ye basıyorum kısa yoluyla. Şimdi biz düşünce de birazcık şey gelecek. Bir bayağı az geldi. Yani şunları ileride parayla satın alıyorum ben. Ki elimde hiç olmadığı için. Şimdi bir çevremize bakalım. Şimdi bazı uzak durmamız gereken yerler oluyor, kapalı alanlar. Ve hiç mod yüklemedik. Tüh ya. Bir iki mod atsaydık. Bazı işimizi gereksiz zorlaştıran şeyler var. Hemen tüfeğimizi bir kuşandıralım karakterimize. Bir de hayvanlar da bizim hayvanı en azından taşımak için bir eğitsin. Hemen mimariden. Ha bak, bu ilk defa şey yaptım. Gördüğüm bir şey. Miniğinden bir duvar çekmeye başlayalım. Şimdi ilk kalacağımız yer. Sırtımızı da mağaraya verirsek aslında güzel olur. Ya da şurada ilerleyebiliriz. Tamam. Evet, az önce Prison Architect çektim de. Kontroller biraz kayıyor. Tamam. Şimdi bir tane de kapı koyacağım. Şimdilik şu kadar alan bize yetecektir. Bir tane de bize buzdolabı alanı lazım. Orayı da burası yapacağım. Bunun dışında alanlardan bir tane tarım alanı. 8'e 8. Artık patates ekebiliyorsa eksin karakter. Aslında hızlı olduğu için pirinç ekmek daha mantıklı. Pirinç ekelim. Bunun dışında hemen mobilyalardan bir tane de yatak. Bizim hayvan için hayvan uyku noktası yapalım. Orada uyusun. Sıcaklıkta soğutucumuz varmış. Şuraya da soğutucu yerleştirsin. Ters koymuşum, tüh. Dur, iptal edebiliyorum zaten. Tamam. Sonracıma elektrik de üretmemiz lazım. Çünkü şu gösterilen alanların boş olması gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Güç yolunda şöyle çekersek tamam. Şimdi bizim Jack bunları hallederken elbette bir de bizim yemeklerimizin şey olmaması için bir depo lazım.
Şimdiki her şeyi bizim buzluk olarak koyacağımız yerde tutabiliriz. Bir de ağaç kes dersek. Oo, şey var. Panter var. Hatta biz direkt panteri avlayalım. İleride çünkü çok sıkıntı olacak bir hayvan. Evet. Şu anda bize geri döndü. Tamam. Elbette onu yiyebilmemiz için birkaç işlemden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi panteri de yemezsin değil mi? Panteri de yiyeceğiz. Hemen kasap masası. Evet tamam. Önce bunun etini böyle bir organlarını böyle bir çıkarıp bir şey etmemiz lazım. Elektrikli ısıtıcı düşünüyorum. Yani güçte bir de pil yok muydu ya? Pil araştıracağız o zaman. Ama şunu iptal ediyorum. Odun ısıtıcıyla şimdilik devam edebiliriz. Aslında bayağı bir yemeğimiz var yani. 40 besin bayağı iyi. Bunun dışında karakterin birkaç özelliği vardı. Onlara bakmadım ama. Ümitli, aşırı zeki. Vay. Nasıl olmadan yemek yediği moralleri bozdu. Bir de değişik moralleri var bu elemanların. Ya şey diyebiliyorsunuz, ay derdini falan diyebiliyorsunuz karaktere. Yani şeydi işte. Ya sevgilim ne aynı yer, aynı odada uyumuyor. Ben bu ne? Moralim bozuldu. İşte bugün ya bugün nişan attık ya. Çok moralim bozuk. O yüzden şimdi gidip biraz poker oynayacağım. Değişik huyları var ya da böyle gezintiye çıkıyorlar moralleri düzelsin diye. Yatağı hangi kalitede yapmış? Berbat. Ya normal. İyi bir şey beklemiyordum zaten bundan. Şuraya da siparişlerden abi keşke oyun İngilizce oynasaydım diyorum. Onu halletsin. Sonra uyusun ya. Kaç güne çürüyor? 2 gün. Tamam. Hallederiz. Buna da hemen basit yemek. Sonsuza kadar yap. Bu ne? Vejetaryen. O da güzelmiş. Vejetaryen. Yeni bir işkence çıktı bana. Vejetaryen adama karın var yemek vereceğim. Hadi bakalım. Bu arada oyundan mahkumlar vesaire de var. Yani Prison Architect gibi oynayabiliriz. Güzel. Parkemizi parke çekmesek mi ya? En azından bazı yerlere çekelim. Gerisinde de zemini düzleştir deriz. Burayı full parke yapacağım. Çek. Aslan pırçası. Sen şunu bir yapsana. Bu arada doğrudan emir verebiliyoruz. Benim en sevdiğim şeylerden birisi. Niye yapamıyor? Hene, labı mal çıktı yala. Bunu da mı yapamıyor? Tasarımını yapabiliyor. Kendisini yapamıyor. Sonra buna full mobilya yaptıracağız. Bunun inşası kaç ki? İnşası 4. Oo, bu birkaç güne şey olmaz. 5-6 olmaz. Aa. Olabilir. Rüzgar gülü yapabiliyor. Bu da bir şey. İnşaat becerisi 5 istiyor. Tamam. Bunu 2-3 güne halledebiliriz. Kolay.
Odunu yokmuş. He. Ağaç kes. Bu arada ağaç keserek de bahçıvanlık kastırtabiliyorduk önceden. Şu an ne alemde hiçbir fikrim yok. Şuraya şeyler eksin. Abi bunun şeyini, önceliğini manuel ayarlamam lazım. Tamam. Şimdi terbiye et. Aşçılığın 3 olur. Avcılığın 2. İnşaat 2. Çiftçilik 2. Madencilik 2. Bahçıvan 2. Gerisi 3 kalabilir. Temizlik 2. Taşıyıcılık 2. Evet, 2 kalabilir. Çiftçilikten hiç anlamıyor ama bence patates ekebilir. Ektirmeyi bir deneyeyim bakayım. En azından bir tane eksin. Ben çektiğini de zannetmiyorum ama. Neyse. Bu arada işte ya uyandım ya falan. Dışarıda uyudu. İşte soğukta uyudum. Falan diye böyle morali bozuluyor. Ha, şu ağacı sabah kestirelim. Şu an savunma gerekiyor. Bakalım savunmada ne var güvenlikte? Karet var ama bizimkinin inşası yeterli değil. Ne barikat kurabiliyoruz ne kumaş torbası. Ters ol lan. Hiçbir şey olmaz. Şöyle yaparız. İnşan 5 olduysa koçum uç bakalım. Şunu da bir kesersen. Şu madenciliğe mi giriyor? Bunu bir 3 yapalım ya. Düzleme olayını. İnşaayı da 3 yapayım. Ağaçları kes lan. En azından kesiyor yani. Şöyle bir sırtım bir şey yapayım da bir türlü doğrultamadım sırtımı. Şimdi taşıma eğitimi hayvanlardan neden önemli? Çünkü ileride o kadar fazla nesne oluyor ve taşınmıyor ki hayvanlarda böyle uzun hop ziyaretçi. İsmi turuncuymuş. Ve benim ne kadar yakınımdan geçecek? Baya. Selam vermeye gidelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Şimdi bitkisel ilaç. Hiç ilacımız yok. Onu almamız lazım. Kurutulmuş et. Aslında bayağı uzun ömürlü ama gerek yok. Ya da biz şöyle bir hediye versek. Para versek olmuyor mu? Olmuyormuş. Tamam. Bitkisel ilaç alalım. Niye lan? Ha, şuradaki paralar benim depolama alanında olmadığı için paradan sayılmıyor. Çok güzel. Tamam, şimdi selam verelim. Heh, şöyle şeyler artık alıp verebiliyoruz. Şimdi bitkisel ilaç alalım. Alalım. Birazcık yemekle ödeme yapalım. Sonra bir de selam verelim. Diyelim ki yahu kardeş nereye giden? Nereden gelen diyelim. 3 yemeği hediye edelim. Aramız sıfırdan bir olsun. Sonra şu alanı bir silmem lazım. Ben madem evime kadar gelecektin. Tamam, şimdi şu kapıyı da inşa etsin. Bu niye çalışmıyor ya? Bu arada şurası baya bir şey oluyor, engel oluyor.
Ha, o da bize bir hediye bıraktı. İki tane normal yay. İyi. Allah bereket versin. Ne diyelim? Tamam, şu an biraz moral kasıyor da. Şu an çalışması daha önemli. Hatta yemekleri taşıması da bayağı önemli. Hatta şu panteri öldürmesi de çok önemli. İleride acıktığı zaman hayvanlarımızı da tek atabiliyor bu. Abi erkenden ölmeyecek gibi ya. Bunu yaralayacak, öyle ölecek. Aa, yaralamadı. Şansa bak. Hacı sen şunu bir avlama öncelik verir misin? Şimdi bu elemanın böyle inşasını da iki yapalım da. Evet, etler çürüdü. Tamam. Eksiye düştüğü sürece sıkıntı yok. Tabii şunun önünü de biraz temizlememiz lazım. Öfkeli maymun. Bakalım, bir tane maymun bize saldırıya geliyor. Böyle çıkalım. Şu maymunu gözden kaçırmamak için avlayı alalım. Bunun için de şuradan kendisini tedavi etmeye açacağız. Şunu bir avlayalım da önce. Sonra bir kendini tedavi etsin. Bizim sağlık malzememiz varmış ki. Ben gittim, o kadar satın aldım. Daha fazla hediye verip aramızı daha iyi yapabilirdik. Bir tık daha hızlandı. Şimdi karakter de uyusun. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Eğer seriyi beğendiyseniz, merhaba merhaba serisini bunu yorumda belirtin. Üstüne bir de eğer Rimworld gelsin istiyorsanız bunu da yorumda belirtin. Ona göre ben de çekeyim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Hoşçakalın. Bay bay.